Ve bu sırada gördüğünüz isim, gördüğünüz fotoğraf HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e devleti ve hükümeti aşağılamak gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verildi. En iyi bildiğimiz yer kabristanlar, hapishaneler ama bize diz çöktüremezsiniz. HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e 5 ay hapis cezası verildi. Önder, dokunulmazlığının kaldırılması sonrası gözaltına alındığında savcılıkta verdiği ifadede Erdoğan'ın geçmişi şaibelerle dolu sözleri nedeniyle yargılanmış, Cumhurbaşkanı hakaret etmekten ceza almıştı. Önder hakkında bu kez de hem şaibe ifadesi hem de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde partisinin yaptığı mitingde sarf ettiği sözleri nedeniyle dava açıldı. Devleti ve hükümeti ve yargı organlarını aşağılamak davaya gerekçe gösterildi. Demokratikleşme konusunda ülke olarak bir yol alabilirsek o zaman bir anlamı olacak bunun. Karar duruşması bugün Diyarbakır 4. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Önder'in katılmadığı duruşmada avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu. İddia makamı Önder'in Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargılama faaliyeti sözleriyle yargı organlarını aşağıladığını savundu. Savcı bu nedenlerle mükerrerliğin olmadığını ileri sürdü. İddia makamı Önder'in hem savcılık beyanındaki sözleri nedeniyle hem de mitingde kullandığı ifadelerle iki defa ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mütalasında hangi ifadenin aşağılama içerdiğine ise açıklık getirmedi. Çünkü barışın çırasını halk yandırdı, halklar yandırdı. Önder'in avukatı Çelebi, iddia makamının genişleterek sunduğu mütalasına karşı savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu. Hakim talebi reddetti. Talebin reddi sonrası Çelebi savunma yaptı. Önder'in konuşmasının hangi kısmı ile ilgili ceza talebinde bulunulduğunu bilmediklerini söyledi. Önceki ve yeni mütalaa arasında fark bulunduğunu, mahkemenin süre talebini kabul etmemesiyle savunma haklarının kısıtlandığını belirtti. Müvekkilinin daha önce aynı sözler nedeniyle yargılandığı ve ceza aldığını hatırlattı. Yargılamanın mükerrer olduğunu vurguladı. Önder'in mitingde yaptığı konuşmasındaki zalim kelimesinden dolayı ceza isteniyorsa, bu kelimenin siyasi eleştiri sınırında kaldığını ifade etti. Müvekkilinin gözaltındayken sarf ettiği, Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargılama faaliyeti sözlerinin muhatabınınsa savcılık olduğunu ve savcılığında bir yargı organı olmadığını kaydetti. Önder'in beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme Erdoğan'ın geçmişe şaibelerle dolu sözlerinin mükerrerlik olduğunu işaret ederek davanın reddine karar verdi. 5 Kasım 2022 mitinginde kullandığı ifadeleri nedeniyle Önder'e 5 ay hapis cezası verdi. Cezanın hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.